Merhabalar, ben Tolga Kaplan. Doğuş Üniversitesi Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Projemizi aynı sınıfta bulunmuş olduğum Zafer Babur ile ve Computer Vision hocamız olan Dilek Bilgin Tüker hocamın destekleriyle geliştirdik. Projemizin adı görmekte olduğunuz üzere derin öğrenme yardımıyla kenet sınıflandırmasıdır. Küçük bir giriş yapmak gerekirse, günümüzde yapay zeka teknolojileri oldukça çoğalmakta ve birçok sektörde bu uygulamalar kullanılmaktadır. Yapay zeka uygulamalarının birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlar insanların yapmış olduğu hataların minimuma indirgenmesi, sürekli kullanılabilir olması, daha az riskli olması, yüksek verimliliğe sahip olması, hızlı kararlar alınmasına yardımcı olması ve bütün bu avantajlarından dolayı da daha az maliyet kaybına sebep olması yapay zeka uygulamalarının artmasına sebep olmaktadır denilebilir. Yapay zeka uygulamalarında 3 temel işlem vardır. Birincisi, o anki çalışma mekanizmasında işlem verilerinin toplanması. İkinci olarak bu verilerin düzenlenmesi işlemi ve son olarak makine öğrenmesi algoritması yardımıyla en iyi biçimde tahminlerin yapılması şeklinde açıklanabilir. Bu 3 temel işlem yapay zekanın veri öğrenme yöntemlerini oluşturmaktadır. Ayrıca şekil 1'de görüldüğü üzere bir derin öğrenme yapısı gösterilmiştir. Genel olarak bakacak olursak girdi, katmanlar ve çıktı kısımlarından oluşmaktadır. Endüstriyel olarak seri üretimin yapıldığı sanayilerde sensör verileri veya belirli kameralar yardımıyla görüntüler alınarak bu verilerin işlenmesiyle birlikte ürünlerin kusurların tespit edilmesi, ürünlerin doğru bir biçimde dizilmesi gibi birçok konuda otomatize karar veren sistemler kurulabilir. Üzerinde çalışmış olduğumuz bu projede otomotiv sektöründe kapı ve kaput üretimi için kullanılan robotlu saç parça kenetleme görüntüleri kullanılmıştır. Kenet parçası da şekil 2'de görülmektedir. 4 farklı sınıfa ait bu görüntülerin yapay zeka algoritmalarından olan evrimsel sinir ağları yardımıyla tespit edilmesi işlemi yapılmıştır. Projemizdeki uygulama adımlarına gelecek olursak sırasıyla görüntü verilerinin doğru bir biçimde elde edilmesi, Python programlama dili ve kütüphaneleri kullanılarak elde edilen bu görüntü verileri model için uygun hale getirilmesi, görüntülerin eğitilmesi için CNN ağının oluşturulması ve son olarak oluşturulmuş CNN ağının başarımının incelenmesi şeklinde 4 parçaya ayırabiliriz. Bir yapay zeka projesi için en önemli adımlardan biri olan verilerin toplanması için gerçekleştirdiğimiz aşamalardan biraz bahsedelim. Üretim esnasında 4 farklı sınıfa ait farklı işlemler yapılmaktadır. Bu sebeple bu 4 farklı sınıfa ait görüntünün doğru bir şekilde sınıflandırılması gerekmektedir. Sınıflandırmanın ilk adımı ise verilerin doğru bir şekilde toplanmasıdır. Eğer verilerin toplanmasında problemler yaşanıyorsa bu sınıfların tespit edilmesinde çok büyük problemlere sebep olacaktır. Normal kameralarda görüntüler alınırken ürün üzerinde parlamalar oluşuyordu. Yani ışık patlamaları oluşuyordu ve bundan dolayı istenen görüntüler elde edilemiyordu. Daha hassas görüntüler elde etmek için lazer ölçüm sensörü kullanılarak görüntüler elde edilmiştir. Şekil 3'te de görülen lazer tarama cihazı ile alüminyum saç kenet parçası şekil 4'teki gibi taranmakta ve şekil 5'teki görüntüler elde edilmektedir. Burada her bir sınıf için 196 görüntü alınmıştır. Şekil 5'te bulunan 4 farklı sınıfın görüntü olarak birbirinden ayrıldığı ve bunların otomatize olarak robot tarafından tanınması sağlanmak istenmektedir. Verilerimizi doğru bir şekilde elde ettikten sonra verilerin düzenlenmesi için uygulanan adımlardan biraz söz edelim. Görüntüler istenildiği şekilde toplandıktan sonra bu görüntülerin CNN ağı için hazırlanması gerekmektedir. Burada her bir görüntü OpenCV kütüphanesi yardımıyla okunarak şekil 6'daki görüntünün 640x512 orijinal boyutundan 32x32 boyutuna indirgenmesi sağlanmıştır. Şekil 7'deki temsili örnek gibi elde ettiğimiz 784 görüntü maddesi için düzleştirilme işlemi yapılmıştır. Bu şekilde oluşturulan veri setinde bulunan her bir satırında bir görüntüye ait matrisin düzleştirilmiş değerleri bulunmaktadır. Verilerimizi topladık, düzenledik ve şimdi modelimizin oluşturulmasından biraz söz edelim. Şekil 9'da verilerin eğitilmesi için oluşturduğumuz CNN modeli görülmektedir. Evrimsel sinir ağlarının oluşturulmasında genel olarak kullanılan katmanlar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Burada ağ oluşturan kısımlar convolution, max pooling, batch normalization ve dropout katmanları olarak görülmektedir. Evrimsel sinir ağının en belirgin katmanlarından biri convolution'dır. Bu katman şekil 10'da görüldüğü üzere girdiği belirli ağırlıklarla veya filtrelerle çarpılmasını ve özelliklerinin saptanması işlemlerini içerir. Max pooling işlemi şekil 11'de de görüldüğü üzere girdinin özelliklerini belirli parçalara ayırarak en yüksek değerinin kullanılmasını sağlar. Batch normalization verinin daha hızlı eğitilmesini ve eğitimin kolaylaştırılmasını sağlar. Aynı zamanda ezberlemesini de engeller. Dropout katmanında ise düşük etkiye sahip verilerin belirli bir eşiğe göre belirlenerek
Bu verilerin unutturulması işlemidir. Birçok araştırma dropout işleminin başarımı arttırdığı gözlemlenmiştir. Ağ oluşturulurken relu ve leak relu aktivasyon fonksiyonları test edilmiş, ikisinden de yüksek sonuçlar alınmıştır. Ancak relu kullandığımızda kayıp değerinin leak relu'ya göre biraz arttığını gözlemledik. Şekil 12'de görüldüğü üzere leak relu, relu'nun özelliklerini taşıyan ve bundan daha fazlasını yaparak negatif değerlerde bile işlemler yapabilmesiyle relu'nun önüne geçmektedir. Veri seti hazırlandıktan sonra bu elimizdeki 784 görüntü, %70 eğitim ve %30 test verisi olmak üzere iki parçaya ayrılmıştır. 4 sınıfa ait 196 görüntüden oluşan bu 784 görüntünün bulunduğu veri seti her sınıfta eğitimde ve test verisinde eşit dağılacak şekilde ayarlanmıştır. Bu da eğitim ve test verilerinin birbirlerini temsil ve tespitini arttırmaktadır. Modelimizi oluşturduk. Şimdi modelin sonuçlarını inceleyecek olursak, toplamda 4 sınıfa ait 196 şarjlı olmak üzere 784 adet görüntü mevcuttu. Üzerine tekrar vurgulamak gerekirse bu görüntüleri eğitim ve tahmin edilecek olan test verisi şeklinde iki parçaya ayırmıştık. 784 adet bu görüntünün 548 tanesi yani %70'i eğitim verisi, 236 tanesi yani %30'u test verisinden oluştuğundan bahsetmiştik. Şekil 13'te görüleceği üzere 40. iterasyondan sonra tahmin edilecek veri için kayıp değerinin düşüşe geçtiğini görmekteyiz. 70. iterasyonlardan sonra ise loss yani kayıp değerimiz artık minimum seviyelere düşmüştür. Görüntülerin tahmin edilebilirliği ve birbirinden ayrılabilir özellikleri sayesinde loss yani kayıp değeri sıfıra çok yakın çıkmaktadır. Son adımdaki eğitim için loss değeri 0.10.007 iken tahmin edilen veri için loss değeri 0.1012 olduğu görülmüştür. Tablo 1 ve şekil 14'te görüldüğü üzere eğitim sonucunda %100 de başarıya ulaşılmıştır. Sonuç olarak geliştirmiş olduğumuz bu proje sonunda görülüyor ki yüksek doğruluk oranlarıyla endüstri ortamlarının akıllı hale getirilmesi mümkün. Özellikle günümüzde de endüstriyel üretim ortamlarında üretilen ürünlerin kontrol aşamasında yapay zeka uygulamaları oldukça yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmalar iş gücünün daha verimli kullanılmasını sağlamakta, zaman kaybını en aza indirgemekte, hata oranlarını ve en önemlisi maliyetlerini azaltmaktadır. Çalışmamızın detayları bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.